Bey'de kalmıştık. Şimdi bu tartışmayı hani hızlıca kendi bakış açımla toparlayayım. Şimdi İvaneli'ye <laughs> de biraz e, haksız yüklenildiği kanaatindeyim şahsen. Bir kere yani internasyonalizm zaten solun e, temel prensiplerindendir. Yani etnik milliyetçiliğe sol zaten karşıdır. Ha şuna şu eleştirinize katılırım. Yani e, kimsenin işi değil sen solcusun sen değilsin demek veya öyle bir sınıflandırma yapmak ha. Zülfü Bey'in isteğine göre e, yeterli derecede solcu bulmayabilir birilerini veya bulabilir. O ayrı bir mesele ama şunu da görmek lazım. Yani ki bugünkü tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1950 yılından beri süre gelen bir tartışmadır. Yani 1950'de iktidar gittikten sonra e, CHP'nin halktan tamamen kopması ve tekrar bağ kurma e, denemeleri. denemeleri içerisinde işte en sonunda 1959'da e, ilk hedefler beyannamesi e, açıklanmıştır ve o ilk hedefler beyannamesinde emeği emeği önceliklendiren ve CHP'yi ilk defa sola sol değerlere yaklaştıran bir e, ortanın, hamle, ortanın solu lafı daha sonra e, inünden in çıkmıştır. E, 60'larda galiba. İsmet'in önünden çıkmıştır. At, 60 veya 61 olması lazım. Turan güneşlerle birlikte. Onlar biraz daha sonra geliyor. Ondan sonra 1964'te mesela işte Kıbrıs krizinde. Ee, İsmet'in önü yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o, o dünyada yerini alır demiştir. İşte o dönemde evet. Ahmet Ecevit'in bakanlığı var falan. İşte Güven Partisi daha sonra ayrılmıştır biliyorsunuz. Çünkü tam da işte CHP'nin solla devletçilik arasında e, kalan e, o ikileminde. Kimi zaman o çok derinleşmiştir. Ayrı partiler kurulmuştur. Kimi zaman bir arada bulunma fırsatı e, bulmuşlardır. Kaldı ki örneğin. Son bu zamana gelirse Hemen geleceğim. İsmet İnönü'nün tanımladığı solculuk da aslında temelinde devlet planlaması olan, planlı ekonomi olan, yani kamucu, kamucu bir bakış açısıdır. Neyse buraya kadar gelmiştir. Ta ki 92'ye kadar. 92'de parti tekrar kurulduğunda artık bu ideolojik tartışmaları Baykal döneminde bir kenarda kaldı. Baykal döneminde partide benim gördüğüm kadarıyla ideolojik tartışmalar artık yer almamaya başladı. Deniz Baykal Genel Başkanlığı döneminde onu kuvvetli belagat ile e, kapattı. kapattı. Ve artık o vakitten sonra işte en son İsmail Cem'le yazılan rahmetli bir e, raporları vardır biliyorsunuz. E, Anadolu Solu. Can Bey bugüne gelelim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Evet. Dolayısıyla bugün aslında yani işte ilk başta şeyden başladık ya Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a sahip çıktı mı çıkmadı mı? Bu aslında aynı tartışmanın devamıdır. Ve o aynı tartışma içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu kendisini daha solda ve sol değerleri tanımlayan CHP'ye yakın görmektedir. Dolayısıyla burada aslında Zülfü Livaneli'nin bir ben tutarsızlığını görmüyorum açıkçası. Ha, öte yandan şunu da söyleyeyim yani her özgürlük ve demokrasi talebini de Batı emperyalistçiliğine bağlamayı da doğru bulmuyorum. Bugün Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Yani anti emperyalizm bölgesel emperyalizmle savunuluyor. Yani bölgesel emperyalizm, anti-emperyalizm değildir. Ne demek istiyorum bununla? Yani tamam Batı'nın tahakkümüne hayır diyelim, Batı'nın maşası olmaya hayır diyelim ama onun karşısına konulan tez de siz koyuyorsunuz diye demiyorum ama bunu çok diyorum. İşte Amerika'ya hayır, AB'ye hayır, ona hayır, buna hayır e ama bölgede de bizim şeyimiz olsun. Ee, bizim bölgesel bir emperyal düzenimiz olsun. Güç olalım. Böyle bir güç olalım var. Şimdi bu anti-emperyalistlik ...değildir bana soracak olursanız. Dolayısıyla bugün aslında olanlar... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'den bu yana süre gelen... ...bana soracak olursanız da son derece sağlıklı... ...ideolojik tartışmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini bir kitle partisi olarak tanımlamaktadır. Evet. Ve bu kitle partisinin içerisinde farklı düşüncelere... ...keşke daha fazla yer verebilse benim görüşümce... ...her parti verebilse kitle partisi olma iddiasında bulunan... ...ve bunları yapabilse. Son olarak... Sizin bıraktığınız yerle ilgili bir cümle söyleyeyim. Yüzde yüz katılıyorum yani kılık kıyafet özgürlüğünü savunmak mesele, türbanı savunmak değil. Ben onu bir adım ileriye getireyim. Türkiye'de ihtiyacımız olan özgürlüğü ve demokrasi talebini, talebin meşrebine göre değil, özgürlük ve demokrasi talebi olduğu için savunmak lazım. Benim e, demokratlık anlayışım ve memleketin demokrasisinden e, beklentim de bu. İlker Bey? Her demokrasi ve insan hakları talebini emperyalizmin Türkiye içerisinde bir sopası olarak tanımlamıyorum. O yüzden dedim ki Diyarbakır annelerinin evlatlarının özgürlüğünü savunmak bugün demokrat olmanın ölçütü. Yoksa Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini savunmadan e, ne özgürlükçü olabilirsiniz ne demokrat olabilirsiniz. Kendi ülkenizin bağımsızlığını savunacaksınız evvela. Kendi ülkenizin emekçisini, işçisini, sanayicisini savunacaksınız. Ama siz Deniz Baykal'a eleştiriyi, Avrupa Birliği'ni savunmuyordu. O söyleşi de öyle ee, size itiraz etmek istediğim bir nokta buydu. Yani e, Sayın Zülfü Livaneli'nin o söyleşideki temel tezi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kılık kıyafet konusunda statükocu olması değil, bağımsızlıkçı olması aslında. Yani milliyetçilik kelimesini bununla eş anlamlı kullanıyorum. Ya, ben ben, ben bu. ona, Burada, orada size katılırım. Benim sadece orada söylemek istediğim Zülfü Livaneli'nin o vurgusuna katıldığını evet. söylüyorum ben. Orada e, Sayın Zülfü Livaneli konuşmasının, e, röportajın bir yerinde şöyle diyor. 1930'ların Türkiye'sini savunmak gibi de tanımlıyor aslında. Dolayısıyla eleştirdiği isimleri de oraya bağlıyor. Buradan şuraya geleceğim. Kemal Derviş'le bir yemek sohbetinde Sayın e, Kemal Derviş'in kendisine... Baykal'ın Kürt meselesi ni gündeme almadığını ve bunu gündeme getirmeleri gerektiğini aktardığını söylüyor ve bunu da gündeme getirdim ama Baykal oralı olmadı diyerek söylüyor. Şimdi burada mesele şu. Şimdi bakınız Kemal Derviş Zülfü Livaneli. Kemal Derviş büyük sermayenin Avrupa e, dünya çapındaki finans tekerlerinin sözcüsü. Türkiye'ye geldiğinde de kotalar koyarak Türkiye'nin üretimini mahvetti maalesef. Onun döneminde e, çıkarılan yasalarla birlikte. Şimdi siz öyle bir solculuk tarif ediyorsunuz ki emperyalist merkezleri savunuyor, Avrupa Birliği'ni savunuyor. E, onların ekonomi programını savunuyor. Onların etnik bölücülüğünün sözcüsü oluyor. Hatta diyor ki e, Kemal Derviş e, Sayın Baykal ulusalcıları doldurdu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine diye. E şimdi bakınız benim aklıma şu geldi söyleyişi okurken. E, FETÖ'nün lideri ulusalcı dalgayı aşacağız diye e, fetvalar yayınlarken... ...o sırada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de ulusalcı dalgayı aşmak isteyenler varmış demek ki. Yani tarihsel olarak nereye oturuyor bu? O zaman bir parti vardı, Sol Parti. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin genel başkanı ben Sol Fethullahçılık yapacağım diyordu. Dolayısıyla burada o zaman... Sayın Zülfü Livaneli, e, Baykal'ın ulusalcılığına karşı çıkarken kimlerle yan yana düşmüş oluyor? Çok teşekkürler. Şaban, Şaban Bey? Ee, yani şimdi ben de Sayın Livaneli'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani daha doğrusu Ecevit Baykal ve hatta Erdal İnönü'ye, hatta İsmet Paşa'ya kadar götürdüğü eleştirilerin, yani her ne kadar sonraki işte açıklamalarında CNN'e yaptığı uzun açıklamalarda hani solculuk, sosyal demokratlık üzerine oturtmaya çalışsa da e, e, o liderlerin hani ulusal, milli duruşlarına karşı bir eleştiri gibi algıladım. Yani belki Sayın Divaneli bunu böyle ifade etmek istemedi ama ben başta da söylemiştim. Yani zaten o röportajı verdiği yayın organının da hani e, yayın politikası ve siyaseti daha böyle küreselci bir şey yayın politikası güden bir hani şey kuruluş. Dolayısıyla zaten orada sorular da yani Zülfü Livaneli'ye gelen sorular da sanki işte Zülfü Livaneli'nin cevaplarıyla çok uyumlu bir şekilde geliyor. Öyle değil mi diyor Zülfü Livaneli de onu ona soruyu onaylayan içerikte hani hem Ecevit'e hem Deniz Baykal'a hem İnönü'ye işte eleş, bu söz konusu eleştirileri yöneltiyor. Kurgulanmış Doğru, bir yorumcu Yani kurgulanmış yani. demeyeyim de hani işte yani zaten hani aynı düşünen ya yani işte o o yayın kuruluşu kendi düşüncelerini, kendi işte yaklaşımlarını Zülfü Livaneli'ye onaylatmış gibi. Hani bir nevi öbür taraftan baktığımızda yani. görüyorum. Ha o nedir? Zülfü Bey'in Zülfü Bey'in yaptığı eleştiriler işte Kemal Bey'in de hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Deniz Baykal'a açıktan sahip çıkamaması, parti içindeki hani Deniz Baykal ve Deniz Baykal siyaseti karşıtlığının yükselmiş olmasından diye biraz önce analiz yaptık. İşte orada Zülfü Livaneli'nin eleştirileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'deki bugünkü o siyasal anlayış örtüşüyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu adeta Cumhuriyet Halk Partisi içindeki o yeni siyaset tarzını görüşlerini ifade eden bir açıklama Sayın Livali'nin yaptığı o açıklama. Ama ben hakikaten özellikle hem Sayın Baykal'a hem de özellikle daha da önemlisi Bülent Ecevit'e karşı hani proje liderdi. Solun iktidar olmasını önlemek için bunlar hani Ecevit ve Baykal için söylüyor bunu. Partinin başına getirildi eleştirisini çok haksız bulurum. Özellikle işte hani Sayın Baykal'da ama özellikle de Bülent Ecevit'e ki Bülent Ecevit Türkiye'yi solla tanıştıran ve işte Dağ taşa hani sol yazdıran, sosyal demokrasi yazdıran, işte toprak işleyenin su kullananın diyen Türkiye'nin feodal sağcı yapısıyla mücadele etmiş ve onu kırmış olan bir lider olarak Amerikan emperyalizmine karşı, Amerikan kapitalizmine karşı mücadele etmiş bedel ödemiş bir lidere hani sen solun önünde bir proje olarak soliklar olmasın diye işte sol partinin başına getirildin eleştirisi çok ağır ve çok haksız diye değerlendiriyorum Ahmet Bey. Metin Bey. Şimdi aslında son zamanlara son sürece baktığımız Ahmet Bey algılarla olguların yalanlarla doğruların gerçekten birbirine harmanlandığı ilginç bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de herkes... Kendini... Çinlilerin bir... bedduası var biliyorsun. Evet. İlginç zamanlarda yaşayasın. <laughs> Aynen. Beddua ettikleri zaman. Aynen biz, biz şu an herhalde öyle bir süreçteyiz. Ee, hani böyle bir süreçten geçerken herkes kendi bulunduğu yeri doğru tanımlayıp karşı tarafı eleştirirken ama bunu da eleştirirken belli temellere oturtmayıp afaki bir şeyler söylediğinde doğal olarak biz de Zülfü Livaneli'nin anlattıklarından ve yorumladıklarından neye karşı olduğunu, nasıl bir solculuğu tanımladığını, onun kafasındaki solculuğun ne olduğunu. Çünkü DSP'nin solculuğunu beğenmiyor, CHP'nin solculuğunu beğenmiyor, SHP'nin solculuğunu beğenmiyor. Hangi solculuğu beğenmiyor, beğeniyor onu da bilmiyoruz ama zannediyorum yarın saat 14.30'da Taksim Meydanı'nda Zülfü Livaneli'nin Solculuk tescil belgelerini imzalayacağı imza günü Hı. varmış. Ee, onu buradan <laughs> duyuralım. Tabii bu şey, Latife ve abi. espri kısmı tabii reklam arasında hazırladık <laughs> Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani <laughs> e, kim sağcılığı, kim solculuğu artık bu kavramları da e, tartışmaya başladıysak bence CHP'nin DSP'nin SHP'nin ne kadar solcu olduğunu anlatmak yerine, ya 2023'te bir seçim var. Adayınızı belirleyin. Adayınızı belirleyin kardeşim, daha adayınız ortada yok. Okay. Solculuğu tanımlayacağınıza bir aday tanımlayın ya da adayımız şu olmalı. Tanımı diye. E, netleştirmek bakımından izninizle bir öneri de bulunabilir miyim? Şimdi bir cümleyle olsun Hilmi Bey'e bir söz bir cümle. vermek istiyorum. 1903'ten. 1938'e kadar yani Atatürk'ün yaşadığı ve elinde kalemle yazdığı dönemi Atatürk'ün bütün eserleri topladı. Bunun içerisinde Madame Corinna'ya yazdığı aşk mektuplarından tutun. Çanakkale Savaşı'nda cephelerdeki evet. bir satırlık emirlere kadar her şey var. Burada Atatürk'ün bütün eserleri Atatürk'le ilgili ne olduğunu, Atatürk'ün tanımını orada aktarıyor. Dolayısıyla burada aslında elimizde kaynaklar var. Rehber var Rehber diyorsun. var yani Atatürk'ün bütün Hı. eserleri. Hilmi Bey. Tabii e, herkes için farklı sağcılık ya da solculuk tanımı yapılabilir. Ama ben buradaki eleştiriler içerisinde bakıldığı zaman ilkeli bir duruş, ilkeli bir söylem e, göremiyorum. Neden derseniz, geçmişte birlikte yol yürüdüğü insanları da e, oldukça sert bir şekilde, e, belki de hak etmedikleri şekilde eleştirmiş. Elbette birazcık daha açsaydı, daha farklı bir yorum yapsaydı daha iyi anlayabilirdik ancak bu eleştirilerinde ben Sayın Livaneli'ye yakışmadığını düşünen birisiyim.